Ama bana bu kadın bir şeyler biliyormuş gibi geliyor. Mesela kızının kayalıklardan düştüğünü nereden bildin? Bilmiyorum Selim. Ama Cevher Hanım Zehra'nın ölümüyle ilgili bir şeyler biliyor olabilir. Belki de Zehra medyumun parasını bulabilmek için başını belaya soktu. Olamaz mı? Şu banyodaki kan kafamı karıştırıyor. Kime ait acaba? Eve giren tesisatçıyla da karşılaştırdık. Ona da ait değil. İyi de kim bu adam? Zehra'nın evinde ne iş var? 2 yıl boyunca sürekli falcılar, medyumlar çok para harcamış olmalı. Dedim ama dinletemedim. Terzilikten kazandığı bütün parayı onlara veriyordu. Allah'tan rahmetli eşim iyi kötü bir ev bıraktı da hala başımızı sokacak bir yerimiz var. Oğlumla ben de çok yardımcı olmaya çalıştık ama bizim de gücümüz belli bir yere kadar işte. Son gittiği bir medyum varmış. Çok para harcamış kadına. O kadar parayı nereden bulmuş olabilir? Rahmetliden kalan arabayı satmıştı. Neden izin verdiniz? Kıramadım Zehra'mı. Yüreğim yandı bir kere. Kaldı geriye bir kızım. Yapamadım. Araba kimin üzerineydi? Rahmetli önce Zehra'nın üzerine yapmıştık. Kime sattığını biliyor musunuz? Bilmem. Hiç karışmadım işine. Arabanın plakasını biliyor musunuz peki? Bilmem ki. Hatırlayamıyorum. Oğlunuz nerede? Belki o biliyordur. Sabah erkenden cenaze işlemleri için dışarıya çıkmıştı. Selim, Zehra'nın bir arabası varmış. Medyuma gidebilmek için satmış. Bir araştır bakalım arabayı kim almış. Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol komiserim. Bir araç sorgulatacaktım. Tabii komiserim. Plakası nedir? Vallahi bilmiyorum ya. Bu araç bir ay önce satılmış. Eski sahibinin adından bulabilir miyiz? TC kimlik ya da vergi numarası var mı? Var. Bulabildin mi? Evet komiserim. 34 Adana Samsun 113. 25 Temmuz'da Halil Kaplan adında bir şahıs tarafından satın alınmış. Maslak Otosanayi'de tamirhanesi varmış. Tamam. Bir çıktısını alsana şunu bana. Hemen komiserim. Komiserim. İyi oldu sizi gördüğüm. Hayırdır, bir sorun mu var? Cenaze işlemlerini başlatabilmem için Adli Tıp Kurumu'ndan defin raporunu almam gerekiyormuş. Bunu ne zaman halledebilirim? Otopsi bugün. Herhalde yarın sabah cenazeyi teslim ederler size. Bunu yapanı bulacaksınız değil mi komiserim? Aslında benim de sana birkaç sorum olacaktı. Hayırdır komiserim? Zehra son zamanlarda medyum Cevher diye bir kadına gidiyormuş. Senin haberin var mıydı? Yok, ilk defa sizden duyuyorum komiserim. Ayşe'nin kaybolduğu günü hatırlıyor musun? Nasıl unuturum komiserim? Dün gibi hatırlıyorum. Arzu teyze beni aramıştı. Sesi telaşlıydı. Ayşe'nin işten çıktıktan sonra eve gelmediğini söyledi. Ayşe nerede çalışıyordu? Sarıyer'de küçük bir balık lokantasında. Adı neydi? Salih Kaptan'ın yeri. Neden soruyorsunuz bütün bunları komiserim? Medyum Cevher Ayşe ile ilgili bir şeyler söylemiş Zehra'ya. Zehra'nın ölümüyle ilgili olabilir. Karşısındakini olabilmek için her türlü şeyi söyler bunlar komiserim. Açıkçası ben de ilk başta çok büyük umutlarla gidiyordum bu falcılara. Daha sonra baktım bunlar dümen çeviriyor. Bunu anladım. Sonra hatta pek çok kere Zehra'yı da uyardım gitmemesi için. Ama dinlemedi beni. Zehra'nın arabasını sattığını biliyor musun? Arzu teyze söylemişti. Hatta buna izin verdiği için kızmıştım Arzu teyze. Arabasını tamire bana getirirdi. Birkaç ay önce paraya çok sıkıştığını söyleyince ben de satın aldım arabayı. Halil Kaplan, 30 yaşında, tamirhanenin sahibi. Ne kadar ödedin? 12 bindi galiba. 12 bin mi? Az değil mi ya araba için? Doğru diyorsunuz, daha fazla para ederdi ama acil satmak istedi komiserim. Bize de 3-5 kuruş ancak kalıyor. E sen de satmamışsın arabayı hala. İyi bir müşteri çıkmasını bekliyorum. Zehra'nın kardeşini tanır mısın? Yok komiserim. Salih Kaptan, 52 yaşında, balıkçı. Ah komiserim,
O kadar iyi bir kızdı ki. Saf, temiz. Bir o kadar da güzeldi. Vallahi bir oğlum olsaydı hiç düşünmeden alırdım oğluma. Kaybolduğu günü hatırlıyor musunuz? Hatırlamam mı? Çıkarken kendisine söyledim. Seni eve kadar bırakayım diye. Sabah görüşürüz. Bekle kızım, bırakayım seni. Gerek yok Salih Kaptan. Giderim ben. Şurası zaten. Peki, iyi günler. İyi günler. Sonra sabah ablasıyla kuzeni geldi. Gece eve gitmemiş. Sorduk soruşturduk. Ne gören var ne de bir duyan. Son zamanlarda gelen birileri oldu mu? Nasıl? Anlamadım komiserim. Yani Ayşe hakkında bilgi almak için gelen birileri oldu mu? Yok komiserim. Uzun zamandan beri ilk kez siz soruyorsunuz. Ayşe'nin dosyasını inceledim. En ufak bir ipucu yok. Nasıl yani? Cevher uyduruyor mu diyorsunuz? Zehra'yı soymak için tezgah yapmış olabilir. İyi de başkomiserim, Zehra'nın arkadaşı gözleriyle görmüş her şeyi televizyonda. Kadın Zehra'yı görür görmez söylemiş birini aradığını. Sen en iyisi kanaldan Zehra'nın katıldığı şu televizyon programının bandını aldın. Tamam. Bir de şu arkadaşı Betül'le bir daha konuşayım ben.